Evet değerli izleyiciler, Zonguldak Çay Cuma'dayız ve buranın Çay Cuma'nın çok meşhur bir işletmesine geldik efendim. Perihan abla manda yoğurtlarına ve yöresel marketteyiz. Yanımızda bu markanın kurucusu Betül Hanım var. Betül Hanım'dan bu marka nasıl doğdu, nasıl marka oldu ve bu lezzet nasıl elde edildi onun sırlarını alacağız kendisinden. Efendim önce hakikaten başarılar diliyorum. Çok güzel bir marka, çok güzel bir lezzet. Birazcık Perihan Abla markası ismi nasıl doğdu, nasıl bugünlere geldi, ne kadarlık bir süreç yaşadı biraz bahseder misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. 15 yıllık bir firmayız. Bundan 15 yıl önce küçük bir böyle restoran tarzı bir işletmemiz vardı. Orada tadımlık manda yoğurdu ikramlar ediyorduk müşterilerimiz. Daha sonra hani yoğurdu kabıyla birlikte alıp gitmek istediğinde ilk orada bir canlandı bize bu yoğurdun tamamını hani kabıyla yapıp satma. Daha sonra köylüden bu yoğurdu biz toplayıp önce müşterilerimize satarak başladık. Sonra baktık baş edemiyoruz çünkü her eve gidiyoruz, her köye gidiyoruz, topluyoruz, geliyoruz. Ağır gelmeye başladı. Sonra sütünü toplayıp kendimiz bir üretim firması açıp, üretip satışını o şekilde devam edelim dedik. Dükkanımızın alt katına imalathane kurduk. Aşağıda şu an yoğurt üretimini yapıyoruz. Köylüden, Çaycuma'nın tamamı köylerinden sütünü toplayıp üretimi alt katta yapıyoruz. Bunun yanında tabii sadece yoğurtla kalmayalım dedik. Yani değil mi? Yanında manda peyniri yapalım, tereyağısını yapalım, kaymağını yapalım. Hatta dondurmasını dahi yaptık. Mozzarella peyniri denedik. O da çok güzel bir peynir. Yani tam orijinal olmasa da Türk mozzarellası deyip yapmaya başladık. Peki Betül Hanım şunu merak ettim. Birincisi isminizi nereden bulduk? İkincisi de daha önce böyle bir deneyim ailede var mıydı yoksa tamamen böyle eş dost ahbaptan duyduğunuz tariflerle mi bu noktaya geldi Perihan abla manda yoğurtları, peynirleri bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tamamen annemin desteğiyle meydana geldi. İlk tabii ben annemden öğrendim yoğurt yapmasını, peynir yapmasını. Annem evlerden, evde yaparaktan tecrübe edindiği için beraber o şekilde başladık annemle. Peki başladığınız şekildeki üretim devam ediyor mu? Yani o ev lezzetini insanlar hala hissediyorlar. Hiçbir şekilde fabrikaya dönme gibi bir düşüncem olmadı. Mesela köy peynirim halen daha eski usulde el yapımı tarzında devam ediyor. Diğer ürünlerim de aynı şekilde. Kaymağım, tereyağım hepsi aynı şekilde. Yoğurdum da aynı şekilde. Fabrikaya dönmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Annemin elinden aldığım elle bu işi devam ettirmeyi düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki ben yatmadan her akşam mutlaka manda yoğurdu yiyorum dedi. Ondan sonra manda yoğurduna ve manda ürünlerine müthiş bir patlama yaşandı. Zaten eskilerden biliriz manda önceden Anadolu coğrafyasında çok olan bir hayvandı ama maalesef sayısı giderek azalıyor ülkemizde. Evet. Cumhurbaşkanımızın bu sözlerinden sonra da bir satışlar etkisi oldu mu efendim? Tabii ki çok fazla oldu hem de. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız çok güzel reklamımızı yaptı aslında. Ama bir gerçek var bu manda yoğurdunun diğer yoğurtlara göre ekstradan bir faydaları var. Yani vitamin mineral değerleri oldukça yüksek. B12 vitamin açısından çok yüksek. Bağırsak florasına oldukça faydalı. Yani daha ne olsun? Değil mi? Yani, bunun yanında kaymağı yine zaten biliyoruz. Evet. Bunun yanında peynirini de üretiyorsunuz. Aynı şekilde. Sucuğu şu an yapıyoruz. Yine tereyağı. Bunlar çok önemli. Evet, çok önemli. Çok eskilerden zaten sucuğu manda etinden yaparlarmış. Zamanla bu kültür değişmiş. Danaya dönmüş veya işte farklı bir şekilde usulde. Yine biz sucuğumuzla manda etinden yapıyoruz ve eski usulde yapmaya devam ediyoruz. Kasap sucuğu tarzında çok tercih ediliyor. Çok da güzel. Biz kendimiz de beğenerek yiyoruz. Yemediğimiz şeyi zaten satma taraftarı olmadığımız için beğendiğimiz ürünleri üretiyoruz. Beğendiğimiz ürünleri de satıyoruz. Evet. Peki talep nasıl? Talebe yetişebiliyor musunuz? Sadece bunu almak için Çay Cuma'ya mı gelmemiz gerekiyor? Nerelerde bulabiliriz? Biz Ankara'da bir şube açtık.
Etimesgut Bağlıca'da. Ana bulvar üstünde var bir Perhan ablamız. Orada da kızım duruyor. Daha sonra tabii kargoyla da biz ürün gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine. Çaycuma.mandoyurdu.net site adresimizden ulaşabilirler. Merak edenler için söylüyorum efendim. Fiyatlar nasıl? Yani bu yani çok böyle el yakacak bir rakam mı? Normal bir rakam mı? Bu anlamda... Aslında normal bir rakam ama manda ürünlerine göre ki kaliteli bir süt olduğu için, anne sütüne en yakın süt olduğu için... Normal, olması gerektiği gibi. Biraz daha normal olarak pahalıdır. Evet. Ama herhalde çok da öyle uçuk rakamlarda da değil. Değil, çok uçuk bir rakam değil. İnsanların alabileceği bir rakam. Size internet üzerinden ulaşabiliyoruz. Ulaşabiliyorsunuz. Bağlıca'da, Ankara Bağlıca'da. Evet, Etimesgut Bağlıca'da. Evet. Peki bu sayı artacak mı efendim? İstanbul düşünüyoruz inşallah. İnşallah. Nasip bakalım. Düşünüyoruz, çok istiyoruz. Hatta çiftlik kurmayı düşünüyoruz ve istiyoruz. Ben istiyorum daha doğrusu. Çocuklar her ne kadar istemese de. Nasip. Evet. Peki süt temininde sıkıntı yaşıyor musunuz? Evet, şu anda yaşıyoruz. Bu noktada sizin de bir manda çiftliği projeniz var mı efendim? Kendi sütünüzü üretmek gibi. Yani düşüncelerimizde ve hayallerimizde var tabii ki. Ama ilerleyen zamanda tabii bunu gerçekleştirebilir miyiz ki çok isterim gerçekleştirmeyi inşallah diyorum. Yani bir manda çiftliği, çok büyük bir manda çiftliği özellikle kurmayı çok hayal ediyorum. Evet. En çok talep tereyağına mı, peynirine mi, yoğurda mı, kaymağı mı? Yoğurda. Yoğurda ve köy peynirine. Çok eskilerden, çok gerilerden geldiği için köy peynirine. Evet. Tuzsuzdur. Gıcırayan peynir derler. Aslında bilinen bir peynir. Çocukluğumuzda yediğimiz peynirdir daha doğrusu. Manda sütüyle de yaptığımız için ayrıca bir lezzeti var. Ekstra bir lezzetli ve güzel bir peynir. Kızartılarak da yenebilir. Çok güzel. Bu arada keçi peyniri de üretmeye başladık daha yeni. Saf keçiden. O da çok güzel. Bir de manda sütünden lokum yapıyoruz biz. Değişik. Bazı kesimler biliyor. Türk kahvesi yanına böyle ikram edilebilecek türde bir lokum. Farklı, değişik, hiçbir yerde olmayan bir lokum. Biz, yani. Biz yapıyoruz. Lokumu ilk defa duyduk. Bunu da öğrenmiş olalım. Evet. Değerli izleyiciler, tabii manda hakikaten Anadolu coğrafyasındaki bilinen en önemli hayvanlardan bir tanesi. Babalarımızın, dedelerimiz bu lezzeti, bu tadı çok iyi biliyorlardı ama Türkiye'deki hayvancılık politikaları sonucunda manda unutulmaya yüz tutmuştu. İşte Betül Hanım gibi, Perihan Abla gibi markalar tekrar mandayı gündeme getirdi. Çok sağlıklı, çok besleyici, anne sütüne en yakın değerdeki süt olması sebebiyle de açıkçası tercih ediliyor. Fiyatları da son derece normal, alınabilecek bir fiyatlarda. Eğer damak lezzetini düşünüyorsanız, sağlıklı bir tüketim düşünüyorsanız, manda yoğurdu, manda kaymağı, manda peyniri ve manda sucuğu tam aradığınız lezzet efendim.